dakika. Çok seviyordu. Onlar 7 yıldan beri birliktelermiş zaten. Her beden bomba açıklama. Birbirlerine gerçekten çok seviyorlar, aşıklar. Evleneceklerdi hatta yani. Kazada ölen genç kız Barış'ın evleneceği kızdı. Barış'ın hayalleri arasında o röportajda da söylemiş Bodrum'da küçük bir kızım olsun. Ölüme bile birlikte gittiler. Barış Akarsu'nun aramızdan zamansız ayrılışının ardından ünlü oyuncunun rol arkadaşı Merve Sevi'den şok bir açıklama geldi. Merve Sevi, Barış'la birlikte ölüme giden genç kızlardan birinin Barış Akarsu'nun evleneceği kız olduğunu söyledi. Onlar 7 yıldan beri birliktelermiş zaten. Ben de Zeynep'i tanıyorum. O da çok şeker, düzgün, yaşaması çok düzgün, oturmasını kalkmasını çok iyi bilen, çok düzgün bir kız. Zeynep de öyle rahmetli. Çocuğu olsun istiyordu. Gerçekten Barış'ın hayalleri arasında o röportajda da söylemiş Bodrum'da küçük bir kızım olsun. Kız çocuk istiyor. Yani evlenmek, aile kurmak onun için çok önemli. Çünkü Barış'ın ailesi de çok düzgün insanlar. Barış'ın ailesinden aldığımız bilgilere göre de genç adam askere gittikten sonra evlenecekti. Evlenmek, aile kurmak onun için çok önemli. Çünkü Barış'ın ailesi de çok düzgün insanlar. Hatice anne, Selahattin amca çok şeker insanlar. Düzgün bir aileden geliyor. O da öyle bir aile kurup eşine ve çocuğuna nasıl yararlı olabilirim, nasıl bir düzen kurabilirim hep bunun peşindeydi. Ve doğum gününde Barış'a sürpriz yapmak istemişti güzel Zeynep. Doğum gününde sürpriz yapmış Barış'a. En büyük sürpriz bence. Çok çok mutlu. Ben otelin önünde gördüm. Ben onun havaalanına gideceğini bilmiyorum bile. Ve Zeynep'i karşılamak için büyük bir heyecanla havaalanının yolunu tutmuş Barış. Geldi bir telaşla eşyalarını falan verdi. Bindi arabaya gitti. Demek ki o havaalanına 5 uçağına binmiş kız geliyor. Hani havaalanına Zeynep'i karşılamaya gitmiş o. Hep beraber doğum günü kutlaması yapılacaktı o akşam ama ne yazık ki acı bir haber herkesin yüreğini dağladı. Yemeği yiyeceklerdi. Sonra da işte tekneyle açılacaklar. Duyduğumuz şey bu. Herkes şok. Hepimiz şokuz. Hemen hastaneye gittim. Gittik hastaneye. Barış iyi değil. Barış yoğun bakımda. Evet, gelen acı haberle hastaneye koşmuşlardı. Zeynep artık hayatta değildi. Barış'sa büyük bir mücadeleye başlamıştı. Barış bir de rüyamda gördüm Barış. Hep o zaman dedik ki hayırlara gitsin. Gündüz gözüyle inşallah. Şey dedi. Kalkacağımdan emin değil miydin o kadar çok ağladın dedi. Telefonda konuşuyorduk evet ve ben bu rüyayı görünce bir gazla kalkıp tekrardan çünkü bir gece hastanede yattım.